Oy verme şüphesiz her vatandaşımızın anayasal hakkıdır. Hayır diyen de, evet diyen de bu milletin evladıdır. Milli iradeye inanan herkesin evet diyene de, hayır diyene de saygı göstermesi gerekir. Bölücü, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, kışkırtıcı, kavgacı, baskıcı söylemlerden kullanılmaması gerekir. Hayır tercihi yapanlara terörist demek vicdansızlıktır, aymazlıktır, millete hakarettir, milli iradeye saygısızlıktır. Tek görüşü, tek adamlığı, diktatörlüğü savunmaktır. Sandığa inanmamaktır. Hayır diyenleri terörist olarak suçluyorsanız oy pusulasına neden yazdırıyorsunuz? Hayır diyenleri suçlayacaksanız bu referandumu niye yapıyorsunuz? Hayır demek suç ise, hayır demek teröristlik ise bir kanun hükmünde kararname yayınlayın, hayır demeyi yasaklayın bari. Referandumda evet denilmesini isteyenler PKK, FETÖ, HADEP hayır diyor. Onun için evet diyoruz söylemini kullanıyorlar. Hayır diyecek bu vatanın öz evlatlarını vatan hainleriyle aynı kefeye koymaktan çekinmiyorlar. Oslo ve İmralı'da PKK ile gizli gizli görüşenler, Habur'da Kandil'den gelen PKK'lıları davul zurnayla karşılayanlar, Habur'a mahkeme kuranlar, Dolmabahçe'de açık açık PKK ile mutabakat imzalayanlar kendileriydi. Öte yandan FETÖ terör örgütünün elebaşına her türlü övgüleri düzenler, darbeci hainlerinin istihbaratla, yargıya, mülki idareye, devletin can damarlarına sızmasına sebep olanlar, FETÖ ile beraber büyüyenler, beraber ıslananlar, sıla hasreti bitsin diyenler de kendileriydi. HADEP ile birlikte açılım sürecini başlatanlar, Kandil görüşmesini yapanlar, şehirlere hendek kazılarak bomba yerleştirilmesine göz yumanlar da kendileriydi. Değerli basın mensupları hatırlarsınız, 2010 yılında referandum olmuştu. AK Parti'nin kankaları FETÖ, APO, PKK, havuz medyası evet demişti. Yüce dinimizi istismar eden FETÖ mezardakiler bile evet demeli demişti. Hakan Şükür, ülkemizin geleceği için evet diyorum demişti. Ama şimdi utanmadan, sıkılmadan, yaptıklarını yok sayarak referanduma hayır diyenlere adeta terörist ilan ediyorlar. Bir taraftan hayır diyenlerin medyada sesini kısacaksınız, toplantılarını sabote edeceksiniz, elektriklerini keseceksiniz. Öte yandan da siz devletin tüm olanaklarını kullanacaksınız. İki takım maç yapacak. Hakem de bir takımın formasını giyecek. Takımın birine her türlü faulü yapmak serbest. Karşı iki takımdakini de ayaklarını bağlayacaksınız. Hadi bakalım yarışalım diyeceksiniz. Ayaklarımızı değil, ellerimizi de bağlasanız, gözümüzü de bağlasanız bu yarışın kazananı millet olacak. Bu aziz millet kendi iradesini bir kişiye ipotek etmeyecektir, hayır diyecektir. Teşekkür ediyorum.